dışına gece kulüplerine nasıl girersiniz? Bunu bizden iyi kimse bilemez diye her zamanki bir iddia ediyoruz ve size şimdi çok önemli bir ders vereceğiz. Şunu unutmayın, gece kulüplerine girmek kolay değildir yurt dışında. Dünyanın tam bir ucundayız ve en ünlü kulüplerinden birindeyiz. Buraya şimdi girmenin yollarını size anlatacağız tabii ki. Öncelikle gayet samimi hareketler yapın ve doğal olun. Ondan sonrası kolay. Yavaş yavaş kalabalığa karışın ve bodyguard'a doğru yaklaşın. Şunu unutmayın, şimdi kıyafet çok önemlidir. Yani eğer ortama uymazsanız, biz gerçi biraz hafif geldik. Hafif gelmeyin. İnsanlar burada ağır ağır giymişler, siz şortla buraya gelirsiniz. Burada komik durumlara düşersiniz. Ama her şeyin çaresi vardır, bunu unutmayın. Ve yanınızda tedarikli olun. Biz tedarikli geldik, siz de öyle olun. Hemen beni takip edin. Unutmayın sevgili seyirciler. Tedarikli olursanız her yere girersiniz. Her zaman sıcak olun, sorun. Anlamıyor, temizledim, temizledim. Ya, ya. Kıyafetinizi düzelttikten sonra tekrar şanssız deneyebilirsiniz. Bir kere unutmayın, eğer kulüp çok kaliteliyse içeri girmeniz her zaman zordur. Ama moralinizi bozmayın, içeri gireceksiniz, buna inanın. Kalabalığa doğru yaklaşın. Samimi hareketler. Gayet mutlusunuz. Şimdi şunu unutmayın. Bodyguardlar kendilerini tanıdığınızı bilirlerse daha çok hoşlarına gider, havaya girerler. Tanıyormuş hareketleri yapın. O da önemli değil. Yeni taktikler bu. İçeriden birini tanıyormuş gibi yapın. Çünkü uzak olduğunuzu hissederse adam sizden o da iletişim olarak uzaklaşmaya başlar. İçeri doğru bağırın ve içeriden birini tanıdığınızı belli edin. Selamlaşın. İçeri her zaman şamaklığınız var. Bunlar bodyguardlar üzerinde her zaman etki yapar. Bu adam bizi pek şeyden acayip ama ben size bu dersi mutlaka vereceğim. Ben bu kulübe girmezsem adım basın değil zaten. Evet. Adama da hak verin. Almıyor, almıyor. Belki onun da bir bildiği var. Mesela buraya belki de bağımsız girilmiyor. Yanınızda bir kız olması lazım. Etraftan bir kız bulun ve onu... How are you doing? I'm very well, thank you. Would you like to come in the side with me? I would love to. Evet. Böyle güzel bir kız bulun. Gerisine karışmayın. Evet. Sıcak hareketlerle her zaman kızla beraber girebilirsiniz. Evet. Sevgili seyirciler. Adımla böyle rezil olmamıştım. Ama şunu unutmayın. Her kulübe girersiniz. Her şeyi unutmamın. Tamam. Kızla bozuldu. Kızla da rezil olduk. Sevgili seyirciler. Evet. Her şeyin bir raconu vardır. Seyredin, gerisine katılın. Şunu unutmayın, inanırsanız her kulübe girersiniz. Süper bir festivalin ortasındayız. Şimdi size bazı sorular soracağım. Süper bir festival var ama oteller dolu. Oteller doluyken peki nasıl yer bulacaksınız? İşte inanılmaz hayat bilgimiz. Kalacak yer yok ve burada nasıl kalacaksınız onu göstereceğim size. Öncelikle kalacak yer yoksa moralinizi bozmayın. Şunu unutmayın, her zaman yapacak bir yer bulursunuz. Buna inanacaksınız. Ondan sonra etrafı kesmeye başlayın. Gittiğiniz yerde bazı insanlarla iletişim kurmanız şart. Mesela buradaki insanlar gördüğünüz gibi oldukça neşeli, hoşgörülü tiplere benziyorlar ama bunlar turist. Ama buradaki arkadaşa bakıyorum şöyle. Allah korusun bu adama gidip sende kalabilir miyim deseniz tahmin edemiyorum neler olacağını. Onun için böyle şeyleri teşebbüs bile etmeyin, ortaya düşmeyin. Kendinize inandıktan sonra etrafa bakın, size bakan gözler bulun, size ilgilenen insanlar bulun. Mesela daha çok turistler olmasın bu. Feridun, Feridun. Görürsün, bir bakar mısın? Evet. Yukarıda bir kız görüyorsunuz mesela. Evet. Kızı el sallarız, o da el sallarız. Bir adım öndeyiz zaten. Kızın evi olduğu da belli. Kız evde.
Şimdi ne yapacağız? Abi ben sana söyleyeyim. Bu kız da bir şekilde elip yutmamız lazım. Oho, bu kız çok şampali. Kuzo! Golümüz oldu. Kız aşağı geliyor. Bu evin kapısı nerede? Gel. Kız gelmeyecek galiba. Ha geldi. Kız da geldi. Bu gol 3. Bu da momentum. Evet, bunu kalabalıkları attım böyle. Evet. Hayır. Evet, kızları düşünüyordu. Türkiye. Yeah, I'm from Turkey. And we are looking for hotel all day. Yeah, all day. But there is no hotel. And cool. Kız zaten otel olmadığını biliyor sevgili. Burada çok yorgunum. Artık moralim sıfır moduna girer. Hatta biraz bisikletimiz çökür. Five hours, we travel all city. There is no hotel in the city. There is no hotel. Is it possible? At least for one night. Me stay in your house. Per favor. One sofa? Pardon? Sofa? Yeah. Okay. Oh, evet, güzel, evet. Oh. Evet, burası da güzel oldu. Aman, evet. Otomatik yapıyorsunuz ve hemen kızı izliyorsunuz. Hadi burada şöyle bir korkumuz olabilir. Bir anda ortam sessizleşti. Bu kızın kıyafetler biraz enteresan. Turuncu muruncu bana uyan renkler değil. Feridun, sana da söylüyorum bunu. Bu tip durumlarda kızın bu kadar çabuk ev alması da biraz irite edebilir. Niye diyeceksiniz? Saçlar portakal, etek portakal. Allah korusun inşallah bu kız kesmezdir bizi. Burada biraz ilçeye gireceksiniz. Sessiz bir ortamda korkmayacaksınız. Kızı takip edeceksiniz. Ne yapabilir? En fazla kesebilir sizi. Okey. Evet, kız bir şeyler dedi, orada anlamamazlar dedi. Ne derse evettiğini artık bu saatten sonra. Evet, buradan sonra artık işimiz iyice kolaylaştı. Gördüğünüz gibi eve doğru daldık. Oh, televizyon var. Thank you very much. Burada çok yorgunum, tribünden sakın taviz vermeyin. I'm very tired. Çok yorgun değil ki, kız her şeyler anlamasın yani. Bu adam evime girdi ama falan filan demesin. Hemen kapıyı vurduğunuz gibi uyuyacak mısınız? Beyefendi, I'm very tired. Oh. Evet, gördüğünüz gibi yorgunum dediniz. Buradaki artık belli riskleri de siz göz önüne alacaksınız. Bu kız sizi keserse meserse sakın acına uyduk kestirdik falan oramızı buramızı demeyin. Burada artık ben bu riske giriyorum yani bu kız her riske girerim de. Neyse. Oba. Evet. Beri, olaylar değişti burada. Evet, teyzeler. Buna tam düşeştiyorum ben. Bu kız bana hayat boyu bakar. Ben burada biraz uyuyacağım. Biraz bizim tekiz olsun. Siz devam edin. Hepinize selamlar. Saygılar. Seyahatlerinizde nasıl pazarlık edersiniz? Bunun püf noktalarını göstereceğim size. Biz şimdi buradan hediyelik bir eşya alacağız. Bir yandan da pazarlık edeceğiz. İçeride güzel satıcılar var. Öncelikle mağazaya bakın. Kalabalığa karışın. Dikkat çekmeyin. Alıcı havasına girmeyin. Şöyle dolaşın. Çaktırmadan bakın etrafa ve alacağınız şeyi hemen gözünüze şöyle bir kesin. Evet. Ondan sonra yavaş yavaş ona yaklaşın. Öyle birden saldırmayın yani öyle isteksiz hareketlerle bakın ona. Evet. Son derece isteksiz işte satıcının. Hayır. Hey, how are you today, sir? Fine. How much is it? $9.99. Only. Oh, unbelievable. I charge $25 for it, as a matter of fact. Şok geçirin teyzeciler. Böyle yani adam 10 dolar dedi ama siz yine şok geçirin. 5'e kadar zorlayacağız bunu. Şok geçirirseniz o çok pahalı sattığınız sözde girecek bir kere. Sonra malı beğenmediğinizi göstermeniz lazım. It's not good, man. It's not good? Why not? So many in Turkey. How much? $3. $3. So many. Evet.
var işte orgol. Evet, adam konuyu değiştirmeye çalışıyor. Adam da bir yandan pazarlık yapacak ama kazanmanız için yapacağınız hareket şu. İstekli bir şekilde bakın. What's last price? Just because of you, just because of your circus, my grandpa's circus, I'm playing out. Six bucks. $6. Too much, man. Too much. Adamı... Evet, altı dolara da sok bakın. Altı dolara kadar ince, inanın bana. $6. So many dollars. Suratınızda isteksiz hareketler olsun. Adamı iyice havadan sıkarın. Adam biraz üşütecek ama son kozunuzu oynayın. $5 indirin. No good quality ya. I don't think I'm gonna buy it. Oh man, come on. Evet, isteksiz hareketler yapın ve mağazadan çıkıyormuş gibi yapın. Duymamazlığa verin. So many Turkish two bucks. Oh man, that's it. Whoa. Not bad, but you know, crazy in Turkey, you know. Yeah. There's a big crazy in Turkey. Dollar too much Turkey. Oh, yeah, wow. So. It was it. 2 doları da kabul etmeyin. Ölümüne oynayacaksınız. Unutmayın bunu. Ölümüne. Gidin. Geri kesin gidin. Not bad deal. No. Free. You should be free, man. I'm losing. But your grandma is from Turkey. Yeah. So you should. Wow. All right. Turkey. Evet, gördüğün gibi seni. You got it. Abi böyle. Hard work. Böyle bir satıcı herkese çıkmaz da bize güzel hediye etti bize. Tabii Türk'üz mürk'üz deyip bu kadar piyango çıkarsa bedava alırsınız. Ama unutmayın, Türk olmadan da 2 dolara kadar düşünmüştüm. Bedava oldu ama 2 dolara da düşünmüştüm. Unutmayın, öpüyorum sizi. Bugünkü hayat bilgimiz oldukça ilginç sevgili seyirciler. Afrika'da nasıl taksi tutarsanız size bunu anlatacağım. Öncelikle Afrika'da taksi tutmak için bizdeki gibi şu tip hareketlere gerek yok. Çünkü bu hareketler bizde işler, burada para işler. Paranız varsa taksi tutarsınız, taksi olmasına da gerek yok. Yani bu hareketle... Evet, gördüğünüz gibi bu hareketle yoldaki normal arabayı bile taksiyle tutabilirsiniz. Şimdi arkadaşımız durdu, tabii paranın sesi uzaktan hoş gelir, yakından daha hoş gelecek. Problem taksi, no, okay. Evet, taksi misin diyoruz. Adam evet diyor, Feridun atla, bakalım neler yapıyoruz görelim. Otel Ibua. Otel Ibua. Evet. Gördüğünüz gibi sevgili seyirciler, önce gideceğiniz yeri bileceksiniz. Öyle beni bir yerlere götür falan derseniz adam sizin turist olduğunuzu anlar. İkinci kademeye geliyorum. Burada turist olduğunuzu göstermemeniz lazım. Yani buralıymışsınız mesajları vermeniz lazım. Bunun için ne yapacaksınız? Bir kere öncelikle arkadaşınızla, mesela Feridun'la biz şimdi yalandan konuşuyormuş gibi yapacağız. Ve burada mesela Depimeto diye bir yer var. Orayla ilgili bazı şeyler söyleyeceğiz. Feridun. Depilatoya gidelim sonra. Ondan sonra da Kokodi'de yemek yiyelim. Bu herif bizi öldürmezse tabii. Sevgili de bu tip işte Kokodi, Depilato kelimeleri sizin buralı olduğunuz izlenimi verir. 2-3 tane kelime öğreniverin bir kere. Öncelikle onu söyleyeyim size. Ondan sonra rahat hareketler yapın. Bu hareketin anlamı şu. Siz buranın şimdi kurdusunuz. Şeyle başlayan başka bir kelime kullanacaktım da. Neyse, siz buranın kurdusunuz. Yani buralısınız. Air condition my friend. Air condition. Sende air condition var, onu da biliyorum. Bu adam her şeyi biliyor desin. Oh, serinlik geldi. 40 derece sevgili seyirciler var. Etrafı Japon turistler gibi seyretmeyin. Garbiçin camayı tutturur. Adam o zaman sizin yabancı olduğunuzu anlar. O zaman ne olur? Sizi kazıklamaya kalkar. Hatta telefon konuşmaları filan, yani burada kilit kelimeler. Abicana, Kokodi. Evet. Gidiyorum işte. Kokodi deyince bakıyorum. Ve kilit kelime ne biliyor musunuz sevgili? Bunların dilinde kakine nasıl sinemiş? Kakine. Çok önemli. Kake ne? Kakene doni. Doni doni. Doni doni. Kake ne? Doni doni. Üçüncü kere söylerseniz başka kelimenin çok anlamına gelir. Bir bırakın her zaman. Sonra adamla iletişim kurun.
Ya iletişim göz iletişim de olabilir. İlla aynı dili konuşmanıza gerek yok. Bir kere harita var mesela adamda. Bakın harita var. Haritayla alakanız yok mu mesajı verin. Atın haritayı. Siz yani buraları açmışsınız zaten. Yıllarınızı vermişsiniz. Devam edin. Sonra artık konuya geliyor. Şimdi şey diyeceğim. Bu tip adamlarla artık ilişki iyice ilerletmeniz lazım. Bonfeti. Oo, Hasan zaten beni yiyecek neredeyse. Artık bundan sonra bu adamla yani para mara olaylarında kazıklama ihtimali yok zaten. Hasan bizi yanaştırdığı zaman şimdi Hasan'a son golümü atacağım. Şerif, şerif seni. Türk lirasının üstünde geçmez derler. Şimdi Afrika'da da Türk lirasının geçtiğini anlatacağım size. The money, Turkey. 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 Bu ne transfer? Evet. Good, bien. Petit. Oui, c'est bon, c'est petit. Bien diyor sevgilisiyle, bu güzel demek. Tabii adam 1 milyon lira görünce, sıfırları görünce. Ça fait 1 milyon. 1 milyon, 1 milyon. Evet, 1 milyon mu diyor, şokta tabii ki. 1 milyon. 1 milyon, oui. 1 milyon. Evet, 1 milyon görünce sevgilisiyle, şimdi adam şöyle bir şey düşünüyor tabii. Ulan 1 milyon diyor, en kötü ihtimalle herhalde bir 10 dolar eder diyor. Maalesef paramız burada biliyorsunuz 1 dolar bile etmiyor. Hasan ama okey? Evet. 1 milyon lira kabul ediyor. Burada ben yapacak şey mi yok şimdi? Kazıkladı falan demeyin. Teklif ettik, adam kabul etti. Kapı açılmadı, bize hapsetti. O ayrı konu da. Tamam Peri. Peri, o adam parayı bozdurmasın nasıl olsa 3 hafta sürer. 3 hafta sonra acı gerçekle yüzleşecek. Biz de burada bu arada taksimizi tutmuş, ülkemize dönmüş olacağız. Buradan sonrası artık size ait. 1 milyon liranızı verin ve kaybolun.